Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'a 4. kat temizleme videosu. Birkaç video sonra raid gelecek. Raid videosu da çekeceğiz. O da az kaldı. Şimdi 4. katı temizleyeceğiz. Amacım kırmızı çek çıkarmak fazladan. Onun için kırmızı bölgeye geldim. Hazır gelmişken bir de kırmızı bölge diyorum, pardon. Bunker Alpha 4. kata gittik. İşte geldiğimiz için de hani dedim, hani video falan da çekeyim, hani boşuna gitmesin, böyle boşuna buraya temizlemeyelim. Bir de kırmızı çek çekeceğim. Oradan C4 çıkması lazım. Çıkmazsa çok zor olacak. Raider'lar çünkü bayağıdır bekledi orada. Görevleri de adam akıllı da yapmadığım için biraz beklediler orada. C4 lazım. Sadece bir C4. C4 bulduğumuza raid verecekler. Raid videosu da falan da gelir. Buraya şu an ikinci gelişim. İlk gelişimde ölmüştüm. Biliyorsunuz zaten. Şöyle canımızı yenileyelim. Boşuna can basmayalım. Yavaş yavaş. Burada böyle yapın arkadaşlar. Direkt pat diye girmeyin. Bir kişi, yani bir kişi olsa bile vurun. Size daha çok zaman kazandırır. Evet. Kötü oldu bu. Bir dakika. Olmadı. Olmuyor. Zor. Olmuyor. Evet, şimdi şunu, lan bir kişi şuradan ya. Tamam. Şimdi şu buruklarımız var zaten. Sıkıntı yok. Şöyle yemekle yenileyelim. El bomba çıkmadı ama büyük ihtimal burayı, yani bu kadı bitirdiğimizde bunker army sandığı olacak yanında. Valiz olacak. Burglar 3 levelli valiz olacak. Onun içinde en az 2 tane veya 1 tane el bombası olması lazım. Evet, bunlar da bir yerinde durmuyor. Çok akıllı çıktılar. Öldürebilir miyim böyle? Hatta hepsi üstümde şu an. Yok. Yeleğimiz erkenden kırılmasın. Sonra aşağı gitmekle uğraşmayalım. Şurası güzel ya. Evet. Şöyle de 1 2 2 vurduk, 3. Evet, şimdi şöyle vuralım. Evet, içlerinden iyi de eşyalar çıkıyor ama kırmızı çek en çok 3. katta çıkıyor. Onu bilgilendirmesini vereyim. 4. katta sadece grenet için gelebilirsiniz. Bomba için ya da raider görevleri için gelebilirsiniz. Başka türlü gelmeyin. Çünkü 4. katta gerek yok yani temizlemeye. Risk yani. Risk atmanıza gerek yok. 3. kat, 2. kat temizleyin. Gerisi kolay zaten. Yani 4. kata gitmeyin. Gerek yok. Ben nasıldım? Şunları çekeyim bir de. Sıkıntılı bunlar biraz. Her vurduklarında can basıyor. Bir de esas sadece büyükleri değil, küçükleri de can basıyor. Biraz o sıkıntı. Şöyle. Abi ben Voltrick'i yaşayamıyorum. Voltrick, bak Voltrick çok önemli. Sakın pat diye dalmayın. Dalarsanız zaten bunlar çok, o bak iki elle vurdu, gördünüz mü? Bunlar çok agresif zombiler. Frozen Blotter mi adı? Evet. Çok sinirli bir zombiler. Sıkıntı çünkü. Canları azaldığında sinirleniyor ve daha çok vuruyor. Hem de vurduğu anda daha çok can basıyor. Bu da dibime girdi ya, manyak mıdır nedir? Şöyle vurayım, tamam. Son zombi kaldı, o da kolay zaten.
Şöyle vururuz direkt bunu. Aynen. Kolay. İlk başta kötü, en kötü silahınız hangisiyse onu kullanın. Donduk. Neyse ya, donsak bir şey olmaz da dur. Vuralım ya, bir şey olmaz. Hayda. Yok, çok kötü oldu. Şimdi şu arkadan emaneti çekelim şöyle. Aynen öyle. Paskalı. Evet, geldik. Şöyle ölümümüzü alalım. Şöyle ilk önce kıyafetler, şimdi çanta, şimdi hepsi tamamdır. Düzenleyelim şimdi. Sen gel dur. Bir dakika. Sen gel. Gel. Benim senin işin bitmedi, gel. Abi intikam alak ya. Manyak nasıl vurdu öyle? Ama benim hatamdı, orada donduk. Hala da vurmaya çalıştım. İşte özgüven abi. Özgüvenin olacak, saldıracaksın. Korkmanın bir manası yok. Şöyle vuralım. Arkadaşlar ikinci gelişim. Ölüşüm normal. Oha lan manyak. Ölüşüm normal bir şey. Yok. Bırakmıyor. Şöyle yapsak. Olur mu? Şöyle. Böyle vurayım ya. Hiç uğraşmaya değmez. Hele ki bunun için. Hani Frozen Jet olsa neyse, 500 canlı eğlenceli. Vurup duvara çekiliyoruz ya. Çok eğlenceli oluyor. Bankraft'ı çok eğlenceli aslında da işte. Dördüncü katsa ben hiç eğlenmiyorum. Korktuğum için eğlenmiyorum. Yoksa sıkıntı olmaz yani. Şimdi burada çok hazırlıklı olmam lazım.